dersimizde divan edebiyatının nesline bakacağız. Biliyorsunuz divan edebiyatı geleneği genellikle şiir üzerine şekillenen bir edebi gelenektir. Ortaya konan mazmunlar, edebi sanatlar ya da nazım biçim ve türleri yine şiir üzerinde şekilleniyordu. Divan edebiyatı nesline baktığımızda şiirden gelen bir etkiyle nesrin de şiire kaydığını ve mısra ortalarında ya da dizelerde ya da cümlelerde iç kafiye dediğimiz sicili kullanımların olduğunu görüyoruz. Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir olarak divan edebiyatında iki nesirde biraz sonra ayıracağız. Fakat sade nesir dediğimizde bile günlük kullanıma ya da günlük dile uygun kullanımlarda bile sicili ifadelerin kullanılması divan edebiyatının tabiatından geliyor biliyorsunuz. Divan edebiyatının neslinin bir genel özelliklerine bakalım. Divan edebiyatında nesir, inşa, yazarlar münşi, düz yazıların toplandığı eserlere müşşat adı verilir. Zaten hatırlarsanız Tanzimat Edebiyatı'ndan bahsederken Ziya Paşa'nın şiir ve inşa makalesinden bahsetmiştik. Buradaki inşa düz yazıya karşılık geliyordu hatırlıyorsanız. Münşiat mecmuaları divan edebiyatında oldukça önemli kaynaklar olarak karşımıza çıkacak. Şiirde olduğu gibi düz yazıda da söyleyiş güzelliği konunun önündedir. Biliyorsunuz divan edebiyatında belli konular vardı. Klasik bir edebi gelenekti. Ne anlattığınızdan öte belirli kalıpları ve konuları nasıl anlattığınız, üslubunuzu nasıl ortaya koyduğunuz önemliydi. Bu düz yazıya da yansıyor arkadaşlar. Belli bir konuyu biliyorsunuz düz yazı şiirden farklı olarak fikirlerin ya da bir bilginin aktarıldığı metinler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu metinlerde de ne anlattığınızdan öte söyleyişteki güzellik ön plana çıkıyor. Düz yazıda noktalama işaretleri yoktur. Cümleler uzundur ve birbirine bağlaçlarla bağlıdır. Gördüğünüz gibi nesirde de yine girift, uzun ifadelerin olduğunu görüyoruz. Noktalama işaretlerinin kullanılmaması, cümlenin uzunluğunun ve varlığının olması tabii ki de düz yazının anlaşılmasını zorlaştırıyor. Cümleler birbirine noktalama işareti yerine bağlaçla bağlandığı için de konunun kaçırılmaması için iyi takip edilmesi gereken, aynı zamanda çözümlenmesi de şiirde olduğu gibi bir uğraş gerektiren metinlerdir. Nesir divan edebiyatında üçe ayrılır. Sade nesir, orta nesir ve süslü nesir olarak. Sade nesir halkın konuştuğu dil ile eğitim amaçlı yazılan yani didaktik eserlerde görülen tarzı. Halk kitapların dini ve çeviri eserlerde sıkça karşımıza çıkar. Özellikle dini konular ve tasavvufi konular üzerine kaleme alınan eserlerde genellikle sade neslin tercih edildiğini görüyoruz. Kum Mesud'un Kelele ve Dimle tercümesi, Mercimek Ahmet'in Kabusnamesi, Seydi Ali Reis'in Miratül Memali, Sehi Bey'in Heştbehişti, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi, Katip Çelebi'nin Keşfüsünün, Fezlekesi, Cehennem Ağası, sade nesle örnek olan eserlerdir. Farkındaysanız genellikle divan edebiyatının kuruluş evresiyle özellikle mahallileşme akımının görüldüğü 17. 18. yüzyılda daha çok sade nesille karşılaşıyoruz. Bunun dışında ilmi eserler, seyahatnameleri de yine bu şekilde kaleme alındığına dikkat etmek lazım. Divan edebiyatında çok sık kullanılan bir nesir türü değildir. Orta nesre bakalım. Süslü nesre kaçmakla birlikte tam olarak sade özellik göstermeyen nesir türüdür. Tarih ve bilim kitaplarında tercih edilmektedir. Aşık Paşazade tarihi, Daima tarihi, Peçevi tarihi, Gelibolulu Ali ve Hasan Beyzade'nin tarihleri, Lütfi Paşa'nın Asafnamesi, Koçu Bey'in ve Koca Sekban Paşa'nın Risaleleri orta nesre örnek olarak gösterilebilir. Gördüğünüz gibi yine ilmi kitaplarda. Gelelim süslü nesre yana yıldız koymamız gerekiyor. Yazarın hüner göstermek amacıyla yazdığı ve bu düz yazıyı şiir şekline getirdiğimizde şiir olarak da karşımıza çıkabilecek bir nesir türüdür. Sicili, sanatlı ve süslü bir anlatım dikkat çeker. Sinan Paşa'nın Tazarruğnamesi süslü nesir zaten en bilinen eseridir. Bunun dışında İbni Kemal, Hoca Saadettin, Kara Çelebizade Abdülaziz ve Raşit gibi tarihçilerin tarihleri, Aşık Paşazade, Kınalızade Çelebi, Hasan Çelebi, Salim ve Safai'nin tezkireleri süslü nesre örnek olarak gösterilebilir. Özellikle Anadolu'da yazılan tezkirelerde bu üslubun ve bu tarzın bu neslin tercih edildiğini görmekteyiz. Gelelim divan edebiyatındaki nesir türlerine. Bunlardan ilki sınavda çıkma ihtimali yüksek olan ve dikkat etmemiz gereken en önemli nesir türü olan tezkirelerdir. Şairler hakkında bilgi veren ve şairlerin eserlerinden parçalar da alabilen bugünkü antolojiye karşılık gelen eserlerdir.
Genellikle biyografi olarak da karşımıza çıkar. Çünkü şairlerin hayatları hakkında tezkire yazarının isteğine göre ister uzun ister kısa nitelikte yazılardan oluşur. Eğer tezkire yazarı arzu ederse bunun uzunluk ve kısalığını ayarlayıp kullanılan şiir parçalarının uzunluğunu ya da kısalığını ayırt edebilir. Bu yüzden de tezkirelerde farklı tavırlar gösterilmektedir. Tezkirelere baktığımızda arkadaşlar mutlaka hangi yüzyılda hangi tezkirenin yazıldığını ve bu tezkirenin içerik özelliklerini, nasıl bir üslup benimsendiğini bilelim. Çünkü hatırlarsanız sınavda Latifi tezkiresi sorulmuştu. Bu yüzden tezkirelerden üniversitelerin master sınavlarında da eski Türk edebiyatı alanlarında ÖABT'de de karşımıza çıkacak en önemli türlerden birisi tezkirelerdir. Tezkireleri yüzyıllara göre bir inceleyelim. Tezkireler ilk defa Anadolu'da 16. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Bundan önce hatırlarsanız Türk Edebiyatı'ndaki ilk tezkire örneğini Alişin Nevai'nin Mecalesün Nefaisi olduğunu söylemiştik. Bunun yanında bu Herat tezkirelerinden bahsetmiştik. Devlet Şah tezkiresinden, Cami'nin tezkiresinden ki sınavda da bu da Herat tezkireleri olarak karşımıza çıkmıştı. Anadolu'da 16. yüzyılda yani 1500'lerde oluşturulan tezkire geleneği bu Herat tezkirelerinden başta Alişin Nevai'nin Mecalesün Nefaisi'nden örnek alınarak kaleme alınmıştır. Öncelikle Heş Beyiş ile başlayalım. 1538'de Sehi Bey tarafından kaleme alınmıştır. Anadolu'da yazılan ilk tezkire olma özelliğine sahiptir. Mukaddime'de Sehi Bey, caminin baharistanı ve Devlet Şah'ın tezkiresiyle Alişin Nevai'nin Mecalesün Nefaisi'ni incelediğini, Anadolu'da yetişen şairlerin unutulmaması için böyle bir eser kaleme aldığını belirtmiştir. Gördüğünüz gibi burada Herat tezkirelerine örnek vermiş ve daha ilk tezkirede bu tezkirelerin örnek alındığını şair tarafından mukaddimede belirtildiğini görüyoruz. Tezkire 8 tabaka adı verilen 8 bölümden oluşur. Yani tabakalar halinde yazılmıştır. Bunların içeriklerine bakalım arkadaşlar. Ayrıntı değildir ilk tezkire olduğu için. Birinci tabaka devrin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'a ayrılmıştır. Biliyorsunuz Kanuni de bu dönemde şiir yazan şair padişahlardan birisidir. İkinci tabakada şiir yazmış Osmanlı padişah ve vezirleri. Üçüncü tabakada vezir, kaz asker, defterdar, nişancı gibi şiirle ilgilenmiş devlet büyükleri. Dördüncü tabakada şiirle ilgilenen bilim adamları. Beşinci tabakada Sehi Bey'den önce ölmüş şairler. Altıncı tabakada Sehi Bey'in gençliğine meşhur olan olgunluk devirlerine yetiştiği şairler. Yedinci tabakada eserin yazıldığı tarihlerde hayatta bulunan ünlü şairler. Sekizinci yani son tabakada ise eserin yazıldığı tarihlerde yeni şiir yazmaya başlamış şairlerden söz edilmiştir. Dil saati olan eserde 229 şairin biyografisine ve eserlerinden parçalara yer verilmiştir. Şairlere edebi kişiliği yanında basma kalıp ifadeler de kullanılmıştır. Gelelim Latifi'nin tezkiresine yani Anadolu sahasında yazılan ikinci tezkire olan Tezkiyetü Şuara'ya. Latifi tezkiresi olarak da bilinir. 1546 yılında Latifi tarafından kaleme alınmıştır. Arkadaşı Zayıfi'nin teşvikiyle yazdığını mukaddimede kendisi söyler. Eser mukaddime ve hatimeden başka hatime biliyorsunuz son söz. Üç fasıldan oluşmaktadır. Yani Sehi Bey'in Heş Beyiş'te tabakalara ayrılmıştı. Latifi tezkiresinin ise fasıllardan oluştuğunu görüyoruz. Mukaddime'de şiirin fazilet ve meziyetinden yine şiirin haram ve yasak olmadığından ayet-i hadislerden deliller göstererek söz ettiğini görüyoruz Latifi'nin. Üç bölümden oluştuğunu söylemiştik. Bunlar faslı evvel, faslı sani ve faslı salisi. Yani birinci fasıl, ikinci fasıl ve üçüncü fasıl biliyorsunuz. Birinci fasılda Türkistan kökenli fakat Anadolu'da yetişen şairleri ele almıştır. Faslı sani dediğimiz ikinci fasılda 2. Murat devrinden tezkirenin yazıldığı yıla kadar Osmanlı'da yetişmiş ve Türkçe şiirleriyle tanınmış olan şairler alfabetik yani elifba sırasına göre alınmıştır. Bu fasılda 300 şairin biyografisine yer verilmiştir. Faslı salis dediğimiz 3. fasılda şiir yazan 7 sultan ve şehzade anlatılmıştır. Hatimede Latifi eserlerine tepkiler olduğundan bahseder. Eserini ikinci kez kaleme almış ve bu ikinci kez kaleme aldığı tezkiresine 12 şair daha eklemiştir. Bu tezkirenin edebiyatımızdaki en önemli özelliği ise alfabetik yani elifba sırasının ilk kez görüldüğü tezkire olmasıdır. Mukaddimesi secili ve ağır bir dile sahiptir.
bölümlerde mukaddime dışında daha sade ve akıcı bir dilin kullanıldığı görülmektedir. Gelin Anadolu'da yazılan üçüncü tezkere olan Aşık Paşa tarafından kaleme alınan Meşayir-i Şuara'ya 1568 yılında yazılmış ve ikinci Selim'e sunulmuştur. Bir mukaddime ile başlar. Burada Aşık Çelebi sözün nazım ve nesir olarak ikiye ayrıldığını, nazmın nesre üstünlüğünü, nazmın haram ve yasak olmadığını dile getirmiştir. Gördüğünüz gibi şairler divanlarında da tezkirelerinde de özellikle mukaddimelerinde şiir hakkındaki teorik görüşlerini ortaya koymuşlar. Nazım ve nesil türlerine teorik yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu da divan edebiyatının tamamen şiire dayandığını, tamamen nazım üzerinde yükselmediğini bize gösteren delillerdendir. Esere baktığımızda sebebi telifle yani bunun yazılma, tezkerenin yazılma sebebinin anlatıldığı bölümle başlar. Burada Devlet Şah'tan, Cami'den, Ali Şir Nevai'den, Sehi Bey'den ve Latifi'den faydalandığını ve birkaç beyit yazanları değil de şairliği meslek edinenleri tezkiresine aldığını kendi diliyle Aşık Çelebi ifade etmiştir. Eser 2. Murat döneminden 1568'e kadar Osmanlı coğrafyasında yetişmiş Türk şairleri ele alır. Ebced'e göre yazılmış ilk türdür. Öyleyse bunun yanına da yıldız koymamız lazım. İlk iki tezkireye göre daha geniş bilgi içeren eserde şairlerin şahsiyeti, ailesi, çevresi, psikolojik durumlarına kadar yer verilmiştir. Bu yüzden Latifi'nin ve Sehi Bey'in tezkiresinden daha ilmi olarak nitelendirilebilir. Dili süslü ve ağır olmasına rağmen üslubu akıcıdır. Bu yüzden de tezkire süslü nesre örnek olarak gösterilebilir. Gelelim Hasan Çelebi tezkiresi olarak da adlandırdığımız ya da Kınalızade tezkiresi olarak adlandırdığımız Tezkiyet-i Şuara'ya. Kınalızade tarafından kaleme alınmıştır. Mukaddime ve üç fasıldan oluşur. Mukaddime'de Allah'ın birliği ve kudretinden, Hz. Muhammed'in faziletlerinden söz edilir. Daha sonra da devrin padişahına övgüde bulunulur. Sebep-i telif yani eserin yazılma kısmı nedeninin açıklandığı kısma geldiğimizde ise esere dostlarının teşvikiyle kaleme aldığını dile getirmektedir yazar. Birinci fasılda şiirle ilgilenen sultanlardan, ikinci fasılda beş şair şehzadeden, üçüncü fasılda ise alfabetik olarak kaleme alınmış 618 şairden bahsedilmiştir. Tezkire yazarın yakın dostlarına yer vermesinden ve yanlı bir tutum sergilemesinden ötürü eleştirilmiştir. Tezkirenin dili özellikle mukaddime ve sultan şairlerden söz edilen bölümlerde bilinçli olarak ağır tutulmuştur. Özellikle bu tutumu biz kasidelerin metiye bölümlerinde de görüyoruz. Padişahın büyüklüğünü ele alırken onun büyüklüğünü mübalağalı bir şekilde ortaya koyarken bilinçli olarak şair ve yazarların ağır bir dil tercih ettikleri görülmektedir. Ahdi tezkiyesi olarak da adlandırdığımız Gülşen-i Şuara 1593 yılında Ahdi Çelebi tarafından kaleme alınmıştır. Bir mukaddime ve dört ravza dediğimiz bölümden oluşmaktadır. Mukaddime'de Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Selim'in övüldüğünü, sebebi telifte ise yazarın Bağdat'tan İstanbul'a olan yolculuğu ve bu yolculukta yaşadığı sıkıntıları anlatıldığı görülür. Bu dört ravzaya baktığımızda birinci ravzada Şehzade Selim ve diğer şehzadelerin ele alındığını, ikinci ravzada Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ve şiir yazmış 25 ilim adamının eserlerinden bahsedildiği, üçüncü ravzada Sancakbeylerin ve defterdarların biyografilerine ve şiirlerine yer verildiği, dördüncü ravzada ise Kanuni Sultan Süleyman döneminin 318 şairinin dikkat Latifi'de ilk kez gördüğümüz alfabetik sıralamayla ele alındığını görüyoruz. Diğer tezkerelerde olduğu gibi bu tezkerede de mukaddimenin dili oldukça ağırdır. İran şairlerine yer veren ilk tezkere olması bakımından Gülşen-i Şuara'nın yanına yıldız koymamız lazım. Burada İran Doğu şairlerine yer vermesi daha önceki dört tezkerede görmediğimiz bir özelliktir. 16. yüzyılın bir başka tezkeresi Beyaniye tarafından kaleme alınan Tezkiyet-i Şuara'dır. Bu tezkere Hasan Çelebi'nin tezkeresinin yani Kınalızade tezkeresinin bir özeti niteliğindedir. Eser mukaddime ve iki bölümden oluşur. Mukaddime'de beyani Hasan Çelebi tezkeresini özetlediğini ancak bunun başkaları tarafından beğensin diye değil kendisinin yararlanmak için kaleme aldığını belirtmiştir. Burada birinci bölümde 5 padişah ve 4 şehzade, ikinci bölümde 15. ve 16. yüzyılda yaşamış 360 şaire yer verdiğini belirtmiştir.
Gelibolu Mustafa Ali tarafından kaleme alınan Külhü Lahbar'a baktığımızda aslında bir dünya tarihinin bölümü olduğunu görüyoruz. 1596 yılında kaleme alınan eserde Kül adı verilen 4 bölümden oluştuğunu ve Teskile'nin 4. külde yer aldığını biliyoruz. 4. kül 2 ciltlik Osmanlı tarihi olarak karşımıza çıkar. Her sultan dönemin tarihi olayları verildikten sonra ilim ve sanat adamları bakımından değerlendirilmiştir. Gelibolulu Ali yararlandığı kaynakları zikrederek tarafsız bir şekilde eserini oluşturması bakımından dikkate değer bir tezkiredir. Fakat bunun bir dünya tarihi olduğunu, Külhü Lahbar'ın ise bu dünya tarihinin sadece bir kısmını oluşturduğunu unutmamalıyız. 16. yüzyıl tezkerelerinden sonra 17. yüzyıla bakalım. Bu dönem tezkerelerinin ilki Mecmu'l Havas'tır. Sağdaki kitaplar tarafından Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Alişin Nevai'nin Mecallüs Nefaisine zeyl yani ekleme olarak yazılmıştır. Sanatçı tezkerenin başına Caminin Baharistan, Alişin Nevai'nin Mecallüs Nefais ve Devlet Şah'ın Devlet Şah tezkeresinden Sam Mirza'nın Tuhfe-i Sami adlı eserlerini almıştır. Eser türünün ilk örneği gibi 8 bölümden oluşmuştur. Bu bölümlere mecmua adını vermiştir. Türünün ilk örneğinden kastedilen tabii ki de Alişin Nevai'nin Mecallüs'ün Nefaisi'dir. Çünkü buna zeyl olarak yazılmıştı. Teskile'nin birinci mecmuası Şah Tahmasp Hüseyin, Sultan Muhammed Hudabende, Hümayun Padişah, Gazi Girayhan gibi padişahları içerir. İkinci mecmuasında şehzadelere ve şiirlerine yer verilmiştir. Üçüncü mecmuası şiir söyleyen Türk saltanat adamlarını içerir. Dördüncü mecmua şiir söyleyen İran saltanat adamlarını içerir. Beşinci mecmua Türk ve İran saltanat adamlarının çocuklarına yer verilmiştir. Altıncı mecmua Sadat'tan olan şairleri içerir. Yedinci mecmua sadece Türk şairlerini içerir. Sekizinci mecmua ise çağdaş İran şairlerini içermektedir. Eserde Çağatay dili özellikleriyle 332 şairden söz edildiği görülür. Riyazi tarafından kaleme alınan 17. yüzyılın bir başka tezkiresi ise Riyazu Şuara'dır. Bir ön söz ve iki ravzadan oluşur. Eserde yani tezkirede 400 şairden bahsedilmiştir. Birinci ravzada Fatih, ikinci Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Selim, üçüncü Murat ve üçüncü Mehmet'ten söz edilmiştir. İkinci ravza ise 15. yüzyıldan kendisine gelene kadar şairleri anlattığı bölümdür. Sanatçı ön sözde eseri özet olarak yazdığını, sanatçıların divanlarını gözden geçirerek bu tezkireyi oluşturduğunu kendisi belirtmiştir. Kassade Faizi Seyyid Abdülhay tarafından kaleme alınan bu yüzyılın bir başka tezkiresi ise Lübdetül Eşar'dır. Şair 15. yüzyılın ikinci yarısından kendi zamanına kadar yetişen şairleri alfabetik yani elifba sırasına göre kaleme almıştır. Şairlerin kimilerinin eserlerinden örnekler vermiştir. Bu özelliğiyle antolojik tarzda hazırlanmış ilk tezkire unvanına sahip olmuştur. Eserde ayrıca 14'ü kadın olmak üzere 514 şaire yer verilmiştir. Demek ki antolojik tarzda kaleme alınan yani şiir parçalarının da biyografilere eklendiği ilk tezkire örneği Lübdetül Eşar'dır. Aynı zamanda tezkirede kadın şairlere yer verilmesi de oldukça önemlidir. Gelelim Rıza tezkiresine. Seyyid Mehmet Rıza tarafından yazılan iki bölümden oluşan bir tezkiredir. Dönemin sultanı İbrahim'i öven 10 beytlik mesnevi ile başlar tezkire. 1640'ta tamamlanmıştır ve 257 şair alfabetik sırayla ele alınmıştır. Şairler hakkında verilen bilgiler azdır. Şairler üzerine kısa değerlendirmeler yapılmış ve bu değerlendirmelerde genellikle basma kalıp ifadeler kullanılmıştır. Yümni tezkiresi Yümni Mehmet Saki tarafından yazılmıştır. Ali Emiri tarafından bulunup bir araya getirmiştir. Biliyorsunuz Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi aynı zamanda Karahanlı Türkçesi üzerine de çalışmalar yapan bir araştırmacıdır. İstanbul ve Ali Emiri yüzyılları bulunan eser sanatçının ölümüyle yarım kalmıştır. Eserde 29 şair bulunur. Eserin 13 şairi daha önceden Safai tezkiresinde Beşi Şeyhi'nin Vakayu'l Fuzala adlı eserinde yer aldığını kendisi belirtmiştir. Zeyl-i Lübdetül Eşar'a baktığımızda Seyrekzade Mehmet Asım'ın kaleme aldığı Kafsade'nin eserine Zeyl olarak yazılan bir eserdir. Faizi 1620'ye kadar olan şairlerden bahsederken Asım bu tarihi
55 yıl sonra yani 1675'e kadar çekmiştir. Teşrifat-ı Şuara'ya baktığımızda Güfti tarafından 1656-1660 yılları arasında kaleme alındığını biliyoruz. Nazım şeklinde yani şiir şeklinde kaleme alınmış ilk tezkire olma özelliği gösteriyor. Tezkirede feilatun mefaili feilun kalıbı kullanılmıştır. Güfti'nin dostluk ettiği ilmi mensubuna ait 106 şaire 2400 beyitte kaleme aldığı görülür. Eserin eleştirilen yönü yazarın şairlerin yaratılışları, vücut yapıları ve zayıf yanlarını alaycı bir tavırda ele almasından kaynaklanmaktadır. Bu yönden de daha önceki tezkirelere benzemez. Gelelim 18. yüzyıl tezkirelerine. Bunlardan ilki Mucip tarafından kaleme alınan Tezkire-i Şuara'dır. 112 şair hakkında bilgi verilir. Tezkire giriş, 4. Murat'ın biyografisi, Sultan ve Şehzade şairler ve dönemin şairleri olmak üzere düzenlenmiştir. Eserin giriş kısmında kendisinden önce kaleme alınan Rıza, Hasan Çelebi ve Riyazi tezkirelerinden faydalandığını yazar kendi diliyle belirtir. Safai tarafından kaleme alınan devrin bir diğer tezkiresi ise Nuhbetü'l-Asami Fevaidil Eş'ardır. Rıza tezkiresine zeyl olarak kaleme alınmıştır. 1640-1720 yılları arasında yetişen 476 şairin biyografisini içerir. Dili süslü ve ağdalı yani ağır olan tezkirede şairlerin öğrenim durumları, meslekleri, görevleri, eserleri ve ölüm tarihi gibi bilgiler etraflıca ve ayrıntılı olarak verilmiştir. Şairler ölüm tarihlerine göre tasnif edilmesi bakımından diğer tezkirelerden ayrılan bir özellik gösterir. 18. yüzyılın bir diğer tezkiresi Salim tarafından kaleme alınan Tezkire-i Şuara'dır. Eserde 435 şairden söz edilir. İki bölümden oluşan tezkirenin dili oldukça ağırdır. Şairleri ölüm tarihlerine göre tasnif eden Salim, İlmiye eserine mensup olan şairleri fazlasıyla övmüş ve itibar göstermiştir. İsmail Veli tarafından kaleme alınan devrin bir diğer tezkiresi ise Nuhbetü'l-Asalli Zeyl-i Eş'ardır. Eser Kafsade'nin Zübdetü'l-Eşar'ına zeyl olarak kaleme alınmıştır. Tezkire 413 şair yer alır. Şiir örneklerinin de yer alması bakımından dikkate değer bir tezkiredir. Kemiksiz Sade Mustafa Saffet tarafından kaleme alınan Nuhbetü'l-Asafi Fevaidil Eşar'a baktığımızda Safai'nin tezkiresini ödünç aldığını ve tezkirenin özeti olarak bu tezkireyi hazırladığını kendisi mukaddimede belirtir. Ramiz tarafından kaleme alınan ve Salim tezkiresine zeyli olan bir diğer tezkiresi Adab-ı Zürefa'dır. Tezkirede 375 şairden ayrıntılı olarak söz edilir. Dili ağır olan bu tezkirede süslü nesir kullanılmıştır. Gelelim yanına yıldız koymamız gereken ve Esrar Dede tarafından kaleme alınan Tezkire-i Şuara-i Mevleviye'ye. Esrar Dede tezkireyi yazmasına sebep olanın Şeyh Galip olduğunu kendisi belirtir. Eserdeki şairlerin seçimi Şeyh Galip'e aittir. Tezkiyenin taslağını Şeyh Galip hazırlamış, eseri ise Esrar Dede kaleme almıştır. Tezkire sadece Mevlevi şairlere yer vermesi bakımından dikkate değerdir. 212 Mevlevi şairi kapsar. Bu yönüyle edebiyatın ilk zümre tezkiresi unvanına sahip olmuştur. Çünkü sadece Mevlevi şairleri alması bakımından bir gruplandırmaya gitmiştir yazar. Tezkirede tüm Mevlevi şairlere yer verilmemiştir. Sadece divan sahibi olanlar ve üstad sayılanlar Şeyh Galip tarafından seçilmiş, Esrar Dede tarafından kaleme alınmıştır. Eserde süslü değil, süslü eser tercih edilmiş ve ağır bir dil kullanılmıştır. Enderun Akif tarafından kaleme alınan bir diğer tezkiresi bir atış şiirdir. Eser bir önsöz, dört bölüm ve bir hatime dediğimiz sonuçtan oluşur. Eserde şair kendisine dahil olmak üzere 24 Enderunlu şairden bahseder. Hane-i Hassa, Hane-i Hümayun, Kile-i Hassa gibi yerlerin şairlerinden bahsedilmiştir. Düz yazıdaki ustalığını göstermek isteyen Akif, oldukça nesnel bir tavırla, titiz bir üslupla sadece Enderun şairleri kaleme aldığı bu tezkiresi dikkat etmemiz gereken tezkirelerden birisidir. Böylece bu da bir zümre tezkiresi olarak karşımıza çıkar. Silahtarzade Mehmet Emin'in kaleme aldığı Tezkire-i Şuara'da 60 şaire yer verilmiştir. 1751-1790 yılları arasında yaşayan şairlerin tezkireye alındığı görülür. Antolojik mahiyetteki eser Bursalı İsmail Beyliğin tezkiresine zeyl olarak kaleme alınmıştır. Gelelim 19. yüzyıl tezkirelerine. İlki
şair Şefkat tarafından kaleme alınan Tezkire-i Şuara'dır. Veli'nin tezkiresine zeyl olarak kaleme alınmıştır. Dili ağır olan tezkede şairlerin hayatları hakkındaki bilgiler kısa tutulmuş, şiirlere daha fazla yer ayrılmıştır. Esat Efendi tarafından kaleme alınan 19. yüzyılın bir başka tezkiresi Bahçe-i Safa Endul'dur. 209 şair hakkında bilgi veren tezkire Salim tezkiresine zeyl olarak yazılmıştır. Eserde yanlış ve eksik bilgiler bulması bakımından tezkire eleştirilmiştir. Hersek'le Arif Hikmet Bey tarafından kaleme alınan bir diğer tezkire ise Arif Hikmet tezkiresidir. Eserde 203 şair hakkında bilgi verilir. Bilgiler sınırlı olsa da Orta Doğu ve Asya şairleri hakkında bilgi vermesi açısından dikkate değer bir tezkiresidir. Biliyorsunuz Hersek'le Arif Hikmet Bey aynı zamanda Encümen-i Şuara şairlerindendir. Fatih tarafından kaleme alınan ve bu yüzden de Fatih tezkiresi olarak da bilinen bu yüzyılın bir diğer tezkiresi ise Hatim-i Tüfeşar'dır. Divan-ı Hümayun kaleme olan Davut Fatih'in 672 şair hakkında ayrıntılı bilgilerin içerdiği bu tezkiresinde şairlerin doğum tarihlerini vermiş, tezkiresine beyitler de eklemiştir. Örnekler yukarıda, bilgiler aşağıda yer alması yönünden dikkate değer bir eserdir. Yani önce şiirlere yer verilmiş, sonra şiirden hareketle şiiri gören okuyucu daha sonra şair hakkında bilgi sahibi olmuştur. Bu yönden de diğer tezkirelerden ayrılan bir biçim özelliği gösterir. Mehmet Tevfik tarafından kaleme alınan 19. yüzyılın bir diğer tezkiresi Kafile-i Şuara'dır. Eski tezkireler taranarak kaleme alınmıştır fakat eser tamamlanamamıştır. Tevfik Efendi tarafından kaleme alınan bir diğer tezkire ise Mecmuat-ül-Teracim'dir. 1859-1860 yılları arasındaki şairlere yer verilmiştir tezkirede. Gelelim 20. yüzyıl tezkirelerine, yani daha çok antolojiye kayan tezkirelere. İbnülemin Mahmut Kemal İnan tarafından kaleme alınan 20. yüzyıl tezkirelerinin ilki sonası Türk şairleridir. Bilimsel bir anlayışla yazılan eserde dipnotlar ilk defa kullanılmıştır. Osmanlı müzisyenleri, sadrazamları, hattatları ve şairleri geniş ve ayrıntılı olarak tezkirede ele alınmıştır. Mehmet Nailî Tulman tarafından kaleme alınan bir diğer tezkire ise Tuhfe-i Nailî'dir. 6000 şaire yer veren tezkirede şairlerin ölümleri hem miladi hem de hicri takvime göre verilmiştir. Tüm tezkireler ve 75 eserden yararlanarak yazılmıştır. Eserler alfabetik olarak as, lakap, mahlas, mesnet gibi bilgiler aktarılmıştır. Cilt ve sayfa numaralarının da yer aldığı tezkire divan edebiyatının son tezkiresi olarak kabul görür. 20. yüzyılda Faik Reşad'ın Esrar, Mehmet Siracettin'in Mecmuai Şuara ve Tezkire-i Üdeba, Muhammed Müçtehitzade'nin Riyazül Aşikin, Ali Emiri'nin Tezkire-i Şuara'yı Ahmet adlı tezkireleri bulunmaktadır. Lise türlerine devam edelim arkadaşlar. Geniş bir tezkire bilgisinden sonra. Münşat, mektupların toplandığı eserler olarak karşımıza çıkar. Tarih kitaplarıdır. 15. yüzyılda Yaşar Fakih ile birlikte Osmanlı'da tarih yazıcılığı başlar. Seyahatname günümüzdeki gezi yazılarının bir geçmiş zamanda bulunan örneğidir. İlk seyahatname Seyyid Ali Reis'in Bir Atün Memani'dir. Biliyorsunuz seyahatname türü sınavda tür bilgisi olarak karşımıza çıktı, yani kolay bir soru olarak. Sefaretname özellikle 19. yüzyılda daha çok varlık gösteren ve sefirlerin kaleme aldığı, bulundukları coğrafyayı bize bilgi aktarmak amacıyla kaleme aldıkları eserlerdir. Özellikle 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Paris Sefaretnamesi türün önemli örneklerindendir. İlk sefaretnamede Kara Mehmet Paşa'nın Viyana Sefaretnamesidir. Menakıbname ve velayetnamelere bakalım. Din büyüklerinin hayatlarının anlatıldığı eserdir. İlk menakıbname Elvan Çelebi'nin Menakıbul Kutsiyesidir. Siyer dediğimizde Hz. Muhammed'in hayatının anlatıldığı eserler olduğunu görüyoruz. İlk siyer Erzurumlu Kadı Darir'in, Mustafa Darir'in siyerin ebesi olarak karşımıza çıkar. Hilî ise yine Hz. Muhammed'in ele alındığı fakat fiziki ve ruhi özelliklerinin ayrıntılı olarak işlendiği eserlerdir. Hakani Mehmet Bey bu türde oldukça ünlüdür. Surnameler yine sıkça karşımıza çıkan divan edebiyatı nesil türleridir. Şehzadelerin doğum sünnet gibi törenlerinin anlatıldığı eserler olarak karşımıza çıkar. İlk surname Gelibolulu Mustafa Ali'nin Cami-ül Buhur der Mecalisi Sur adlı eseridir. Fütüvvetnamelere baktığımızda hemen aklımıza ahilik teşkilatı gelecek arkadaşlar.
Ahiyet Teşkilatı'nın işleyişi ve özelliklerini anlatan bir eserdir. İlk fütüvvetname, Sücre Verdi'nin Risale-i Fütüvvü adlı eseridir. İlklerin çıkma ihtimali düşüktür arkadaşlar ama bilmekte tabii ki de fayda var. Gazavatnamelere baktığımızda savaşların, özellikle din adına yapılan savaşların, sefer hazırlıklarının ve ordunun anlatıldığı eserler olduğunu görüyoruz. İlk gazavatname, Zayefi'nin Gazavat-ı Murat Han adlı eseridir. Uzun Firdevsi'nin Kutupnamesi de gazavatname türünün önemli eserlerinden biridir. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar divan edebiyatının bir başka konusuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.